Hepinize merhabalar. Bugün mutfağımdayım. Mutfağımda size ne yapacağım? Ekşi mayalı ekmek yapacağım. Nasıl yapacağım ekşi mayalı ekmek? Şimdi ben ekmek malzemeleri hazır böyle onu boşalttıktan sonra aklıma geldi. Hemen gösteriyorum. Makarna lütfenin ekşi mayalı ekmek karışımından size güzel bir ekmek yapacağım. Bu ekmek özellikle bebekler için de yapabildiğiniz için kendiniz için de yapabilirsiniz. Ekşi mayayı ben çok seviyorum. Böyle tadının verdiği şey bizim ben İnebolu'yuz. Bizim oradaki köy ekmeklerine benzer. Bizim köyde de zaten ekşi mayalı yapıyorlar ekmekleri. Ben de aynı şekilde size de böyle bir ekşi mayalı ekmek yapmak istedim. Bu ekmeği bebeklerinize özellikle kahvaltıya başladığınız dönemde Altı Cumhur merhaba. Ebeveynize siz de o ekmekler yapabilirsiniz. Bundan güzel bir somun ekmek yapabilirsiniz. Dilim dilim kesip difrizde saklayıp bebeğinize günlük kullanabileceğiniz gibi. Bundan küçük küçük topçuk ekmekler yapabilirsiniz. Her gün bir tanesini yedireceğim diye çıkarır. Diğerlerini difrizde saklarsınız. Günlük çıkarırsınız. Böyle bir hafta boyunca tazeliğini koruyacak ekmekleriniz olmuş olur. Bu ekmeğin içerisinde hani ekşi mayalı ekmek dediğiniz şey böyle çok havalı bir şey. aman o mayayı al, büyüt, ekti falan filan benim için çok zor yani ekşi mayayı alıp büyütmek, besletmek. O yüzden ben bunu bir sefer kendi merkezimde yapmıştım. Anneler, bebekler çok sevdi, çok güzel yediler. Ben de çok beğendim lezzetini. Tuzsuz ayrıca, hani tuzu da yok içerisinde. O yüzden bebekler için de yiyebilirsiniz. Kendiniz için yapacaksınız, içine biraz tuz eklemekte fayda var. Daha sonra da bir sefer de kendi evde yaptım. Hatta böyle arkadaşlarım geldiği zaman yaptım. Ekmeği yaptıktan sonra dilim dilim fırından çıkınca dilim dilim çıkıp üstüne tereyağı sürdük. Üstüne de böyle güzel işte kahvaltılıklar falan ekleyip öyle bir kahvaltı da ikram etmiştim. Çok havalı olmuştu bana. O yüzden şimdi Atıbu'ya da çok teşekkür ediyorum. Ekşi mayalı ekmek yapabilen biri oldum artık. Şu ekşi mayalı karışım için. Daha nasıl? Malzemeniz bu. Bir böyle ekşi, unu böyle bir geniş kaseye koydum. Şimdi içeriğini tekrar göstereyim size. Ekşi mayalı ekmek karışımı. Gluten içerir. Alerjiniz varsa gluten alerjisi ona dikkat ediyoruz. Ne yapıyoruz? Böyle bunun içerisine 1,5-2 bardak su ekleyeceğiz. Yavaş yavaş güzelce yoğuracağım. Güzel bir ekmek yaptıktan sonra onu 2 saat bekleteceğim. 2 saat beklettikten sonra 180 derece fırında harika şekilde pişireceğim. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. Demin içine koydum. Böyle açıyorum. İçine böyle yavaş yavaş su koyacağım. Ben şöyle önce bir yarım bardağımı koyayım. Onu böyle elimle attıra attıra güzelce yoğuruyorum. Böyle güzelce yoğura yoğura ilerliyoruz. Ekmek ne zaman başlıyoruz? Bebeklere ek gıdaya başladığınız dönemde ekmek de vermeye başlayabilirsiniz. Ekmekle çok güzel şey olabilecektir. Yani alternatif güzel bir ekmek. Normalde tam buğday unu ekmeğiyle de bir ekmek tarifim var. Onu da yapacağım. Ama bu ekmeği çok sevdiğim için evde de hani zaten şu anda koronadan dolayı evdeyiz hep beraber. Ve o dönemde biraz daha böyle sağlıklı farklı şeyler denetiyorum evdekilere. Onlar için de değişik oluyor. O yüzden sevgili Tuğba'nın, makarnasından Tuğba'nın bu karışımı da bizim şu an hayatımızı kurtaracak. Ben kendi evde yaptığım yemeklerde eldiven kullanmıyorum. O yüzden hani niye eldivensiz yapıyorsunuz diye sorarsınız. Evdeki şeylerde bilmiyorum siz kullanıyorsunuz ama ben kullanmıyorum. Böyle güzelce yoğuracağım. Ek gıda özellikle kahvaltı döneminde çocuklara farklı şeyler sunmak iyi bir alternatif olacaktır. Bu da değişik bir kahvaltı olabilir. Bunları böyle dilim dilim yapıp o dilim dilim yaptığım ekmekleri fırına verebilirsiniz biraz büyüdüklerinde. Üstüne güzelce güzel bir tereyağı sürüp peynir ve birazcık da böyle maydanoz, dereotun minik minik bunları rondodan geçip üstüne karışıp kırmızı biber karışımı yapıp güzelce şeyde pişirebilirsiniz. Fırında pişirebilirsiniz. O ekmekler de çok lezzetli oluyor. Aynı şekilde hani şu an sokağa çıkamadığımız dönemde şeylerde eğlenceli olacaktır. Böyle ekmek yapmak da şimdi elimi kaldırıp şöyle biraz. Evet, ekmeğimi böyle güzelce yaptım, şekil verdim, küçük bir somun oldu. Böyle üstüne çizikleri de yaptım makas şeyle, bıçakla. Şimdi üstüne şöyle temiz bir bez koyuyorum ve bunu burada unutacağım. Yaklaşık işte 2 saat sonra 180 derece fırına verip pişireceğim. Hadi bakalım pişince nasıl olacak hep beraber görelim.
Evet sevgili anneler, demin fırına ekmeğimi koydum. 180-200 derecede 20 dakikada ekmeğim böyle. Ben biraz ekmeği almadım, biraz beklettim. Uçları biraz yandı ama ya biraz fazla pişti. Ben biraz öyle seviyorum, özellikle öyle yaptım. Ve böylelikle siz de eğer ekşi mayalı bir ekmek yapmak istiyorsanız Makarna Lütfen'in hemen hesabına girin. Ekşi mayalı ekmek karışımı dediğinizde alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi yapması çok kolay. Güzelce suyla karıştırıyorum. Ondan sonra bir 20 dakika bekletiyorum. 2 saat bekletip sonra fırında 180 derecede 20 dakika piştiğinde lezzetli, bebekleriniz için çok sağlıklı ekşi mayalı ekmeğiniz hazır. Hepinize afiyet olsun.